Değerli tüketiciler, öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nedir? Kombi peteklerimizin ne zaman yıkanması lazım? Ne zaman yıkanmaması lazım? Acaba peteklerimiz ilaçlı motorlu suyla yıkanması gerek mi, gerek değil mi? Bunları size göstereceğiz. Yalnız arkadaşlar, bizi taklit eden firmalara inanmayın. Çünkü bir inandırıcılık yok. Bazıları bizim videolarımızı izleyip "Lan bu şerefsize bak ya, ulan bu neler yapıyor, lan dur bu biz de bunun aynısını yapalım." Video tarihlerimizi araştırın, bakın, ölçün, bilçin, mantığınıza yapanı çalıştırın. Değerli tüketicilerimiz, evinizdeki kombilerinizin peteklerin üst kısmı ısınıp eğer alt kısmı ısınmıyorsa veyahut da petekleriniz böyle verimli ısı olmuyorsa, şimdi size dünya tarihinde olmayan, sadece Fatih Bank'ta olan bir deney. Gördüğünüz gibi boş bir kavanoz. Bu da peteklerinizin içindeki çamurlu olan suyu size canlandıracağım. Şimdi bakın değerli tüketiciler, suyu döküyorum. Bakın. Bir yandan da gözünüz önünde şöyle yapayım. Bakın, suyu döktüm. Su nasıl şakır şakır akıyor. Görüyor musunuz? Tertemiz, pırıl pırıl aktı. Şimdi evinizdeki bulunan kombilerde filtre var. Filtre dediğimizde aynen bu şekil bir bez gibidir. Tülbentten süzülür gibi tesisatınızın içindeki çamurlu suyu ne yapıyor? Süzüyor. Eğer süzmezse inanmaz. Oğlum bu gerizekalı mı lan, bağırıyor çağırıyor. Hayır, beyninize kalsın diye. Şimdi bakın, bu dışarıdan toprak aldım, çamur aldım, içine koydum. Şimdi bu suyu bu bidonun içine dökeceğim. Belki buradan şimdi bazı bizi çekemeyen o tamirciler açığımızı yakalamaya çalışıyor. Yakalayamazsın. Dünya tarihinde tescilli. Bakın. Bu çamurlu su burada tıkandığı zaman değerli tüketiciler, ne olacak? Aşağıya su akamayacak. Bakın. Oh! Koçum benim. Bakın değerli tüketiciler. Özellikle çok iyi izleyin. Bakın, 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 bakın. Şimdi suya bakın. Bakın. Şimdi buradaki pis su süzüle, süzüle, süzüle. Bakın, 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 bakın. Hani sütçüden süt alırken sütü süzüyordunuz ya. Bakın şimdi. Şimdi size fıstık örnek yapacağım. Evinizin içindeki çıkan kombiden çıkan pislik şu çamur. Bu çamur bu şekil buraya tıkandığı zaman arkadaşlar, şimdi bakın, ben bunu birazcık şu şekil çalkalayarak size dünya tarihinde olmayan bir canlı örneği. Bakın değerli tüketiciler, şu an bu filtre bunu süzebildiği kadar süzdü. Ama filtrenin içine bakar mısınız? Şuna. Bir bakın. Filtre ne oldu? E oğlum, kombideki filtre bez mi? Bez değil. Tel. O tel de çok ince, hassas değerli tüketiciler. Ne oluyor arkadaşlar? Şimdi buradan su aşağı akamadığı zaman kombinizin içindeki devirday motoru ne yapamıyor? Suyu ne yapamıyor arkadaşlar? Şu hareketin anlamı ne? Suyu itekleyemiyor. Suyu itekleyemediği zaman da peteklerinizin üstündeki ısı az bir şey geliyor, hararet yapıyor. Kombi diyor ki, oh, şu an ben her yeri ısıttım. Her yer pırıl gibi, pırıl pırıl, tertemiz, ısıttığını zannediyor. Kombiniz kandırılıyor buradaki filtre tıkalı olduğu için. Onun için banyodaki su doldurup boşaltma yerinden kombinizin tahliye musluğunu açın. Eğer siyah su çıkıyorsa siyah su normaldir. Peteklerinizin içindeki fabrikasyon olan zirvli yağlı sudur. Bu normal. Ama eğer değerli tüketiciler, suyunuz bu şekil, bakın gördüğünüz gibi, şunu hemen şunun içinde bir yıkamaya çalışalım. Eğer şu şekil çamurlu su çıkıyorsa petekleriniz kesinlikle, telefon açıp iş yeri vergi lefanız var mı? Varsa evime gelin,
tesisatındaki suyu temizleyin, kombimin bakımını yapın deyin. Eğer kombinizin petekleri dört dörtlük ısınıyorsa kombinizi her yıl bakım yaptırmanızda gerek yok. Bunu ben diyorum. Verimli çalışıyor, ısıtıyor. Demek ki tesisatınız temiz. Demek ki çamur tutmaya müsait değil. Yaptırmanıza gerek yok. Bu videoyu izledikten sonra paylaştığınız için size de teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bilgi ne diyoruz? Paylaşıldıkça çoğalır. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.